Hayırdır? Ya bu Cevdet Bey başıma acayip büyük bela sardı vallahi billahi. Aa, ben anlamam. Huzurumda el sıkıştınız. Emanet artık. Ya, el sıkıştık da. Adam orada hani kızının gönlü olsun diye hani sizi birbirinize emanet ediyorum falan dedi. Ama kardeşim Esin de bir anda böyle bir dada havalarına girdi yani. Çok lazımmış gibi. Bence lazım. Hala çocuk gibisin. Alo İsmail. Selam, ben teyzene. Teyzene? İnan ben de seni düşünüyordum. Sence aramızda telepatik bir durum oluşmuş olabilir mi? İsmail, aramızda telepatik, empatik, sempatik bir sürü bağ oluşmuş olabilir yani. Sen gittiğinden beri aklım sende kaldı. Hayır, gidip gidip paça deliğine bakıyorum. Gizemli bir etki yarattım ben de. O deliğe kafamı soktuğum için aşırı pişmanım teyzene. Neden dersen ilk karşılaşmamızda çok fena madara oldum sana karşı. Yalnız öyle bir zamanda aradın ki içim or ateşlerle yanarken yüreğime kar gibi yağdın. Kader İsmail. Bilirsin kaderden kaçılmaz. Biliyor musun geçen yıl bana bir kadın baklıfalı baktı. Dedi ki sen kafasız bir adama aşık olacaksın. Ve o adam karşına çıkıncaya kadar da depresyondan çıkamayacaksın dedi. İsmail, ben bugün anlıyorum ki o kafasız adam sensin. Sen benim kaderimsin. O kadar değil teyzeme. Sonuçta ortaokul diplomam var. Ya tamam işte. Kadın da bana kafasız bir adama aşık olacaksın deyince ben de aptal birine aşık olacağını zannettim. O yüzden girdim depresyona. Ama sonra bugün senin kafan baca deliğine sıkışınca anladım ki o kafasız adam sensin. Farz et ki o baca deliği senin kaderin teyzeme. Ben kafamı o delikten asla çıkarmam. Kafasız da yaşarım ama kaderin olurum. Ben de senin aşkınla yanıp tutuşsam o bacadan tüterim İsmail. Ben odun olsam sade sana yanarım teyzen. İsmail, sen zaten bana yanıyorsun. Sen benim aşkımla yanıp tutuşuyorsun İsmail. Sen bana aşık olmak için doğdun. Başkası söylese inanmazdım. Ki ben zaten artık hayatta senden başka kimseye inanmıyorum ki teyzene. Hayır, ben bugüne kadar hiç baca deliğine kafamı sıkıştırmadım yani. Bunun aşktan başka nasıl bir açıklaması olabilir he? Bu da mı tesadüf teyzene? Hayır, tesadüf değil İsmail, kader. İkimiz de aynı kaderin mahkumlarıyız. Biz birbirimize mecburuz İsmail. Sen bana aşıksın İsmail. Sen bana feci aşıksın ve hep öyle kalacaksın. Teyzene neredesin? Şimdi benim gitmem lazım, tamam mı? Aşkımla kal. Hadi bay. Şevkat! Şevkat! Aşık oldum Şevkat! Ha, bu da yüzüklerin efendisi. Şevkat, ben teyzeneye aşık oldum kardeşim. Git abi, git çöle git. Çöle git, Mecnun gibi biraz çöllerde sürün ama bana gelme. Yeter ya, dün bir bugün iki. Ya Şevkat, sen bana aşık ol demedin mi? Bak ben de senin lafını dinledim, aşık oldum. Ha, ben aşık ol dedim, niye aşık ol? Söz dinlemiş. Ha, iyi ki keşke adama akıllı ol diyeydim ha. Şevkat, şu elimden bir tutup teyzeneyi babasından benim için isteyelim. Git lan. O da sana kızım verir oğlum. Rezil kepaze oldum ben. Ya sen istersen böbreğinin tekini bile verir. Oğlum sen o kapının eşiğinden giremezsin. Unut gitsin. Nasıl unutayım Şevkat? Nasıl unutayım ya? Kara sevda bu. Şimdi orada senin kafan bacaya sıçtı ya. Sen onu öyle zannettin. Aslında senin orada dünyan vardı. Yo yo, tam tersine Şevkat. Benim aşkın ateşiyle dünyam aydınlandı. Ne olur tut elimden. Tutturma oğlum. Lan intihar bitti, şimdi bu mu başladı? Tutsana İsmail'in elinde. İntihardan vazgeçirdin. Hayata bağlasın. İmece usulü yapak kardeş. Ha? Ben intihardan vazgeçirdim, sen de hayata bağla. Şevkat ya. Kurban olayım Şevkat. Ben aşkın ateşiyle çıra gibi yanıp tutuşuyorum. Ne olur yardım et. Ha, anladım. Sen ha, aşk ateşin, tamam. Ateşinle aşk ateşi şey yapmış, tamam. Dur, senin ilacın belli o zaman. Dur, dur bakayım. Adamsın lan Şevo. Koçum benim be. Söndü mü aşk ateşi? Ben maça gidiyorum lan. Biraz deşarj olayım. Güle güle ustayı deşarjlar. Şunları da bırakayım. Niye bırakıyorsunuz? Sakinin kabısına kabısını atardım. Kulüp ceza alıyorum sonra. Tövbe ettim. Arayan olursa maça gitti derim. Yok, ölmeye gitti de. Esin ararsa da direkt öldü de. Kaç lan Kesper, kaç.
Şefkat. Ne gerek vardı lan? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.